Boş bazen uçurum, gideceğin yeri seçemezsin. Küçücük bir kum tanesisin, kendini önemli hissetsen de, çok güçlü gibi gözüksen bile, gözyaşlarını silemezsin. Hayat çok meraklıdır, şaşırtmaya. Günaydın. Yeni asistan siz misiniz? Defne. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Son kahvaltımıza. Evet, son. Ben programınızdaki değişikliklerin üzerinden geçeyim bu arada. Yasemin Hanım mekana gitmeden önce onu aramanızı istedi, bana not bırakmış. Lansmandan hemen önce de dijital bir dergi sizinle röportaj yapmak istiyormuş. Bizden acil geri dönüş bekliyor. Defne. Gerisini ben hallederim, sen arabada bekle. Niye durdun? İlk şirkette işe başladığım zaman siz böyle önden koşturuyordunuz. Ben de arkanızdan yetişmeye çalışıyordum. Hatırladınız mı? Böyle aşağıdan yukarıya çıkana kadar kendime parkur yapmıştım. Şurası da böyle bitiş çizgimde. Demek ki az önce senin belirlediğin bitiş çizgisinden geçtik. O zaman ben odama gideyim. Tamam, ben de. Tamam. Allah'ım sen güç ver. Allah! Ya lansman bitti, herkes dağılıyor. Koray Bey ile Neriman Hanım ortada yok. Ay kesin yine bir şey oldu ya. Neyse dur bakalım. Allah! Ay. Neredesin? Her yerde seni arıyorum. Ne oldu, organizasyonda bir sorun falan mı var? Hayır, çok iyi gitti. Zaten az önce bitti. O zaman artık benim bitme zamanım geldi. Her şey için çok teşekkür ederim Ömer Bey. Kendinize iyi bakın. Gitme. Kal. Lütfen.
Pardon, bölmedim değil mi? Defne, verdin mi güzel haberi? Güzel haber. Defne kalıyor. Gitmemesi için ben ikna ettim. Öyle mi? Öyle. Benim asistanım olarak işe devam. Asansöre mi binecektiniz? Tutsa mıydım? Yok, seni bekliyordum. Hı. Ne haber? Nasılsın? Bir rahatladın mı? Bir nefes aldın mı benden kurtulunca? Olur mu hiç öyle şey canım? Ben sizin yanınızda olmak, yani asistanınız olmaktan gayet memnundum ama... Ama gitmen lazımdı. Sonra ne ilginçtir ki bir anda gitmekten vazgeçtin. Dedin ki bir de gitmeden Sinan'a asistanlık yapayım. Aslında o olay tam olarak öyle değil. Yani ben size anlatmak istedim ama siz de öyle gece bir anda çekip gidince konuşamadık da. Konuşalım Defne, konuşalım. Ne konuşmak istersin mesela? Çok mu yordum seni? Ya da benim yanımda olmak hoşuna gitmedi mi? Hayır canım, ne alakası var? Sen bir bak bakalım. Sinan'la çalışmak keyifli mi, hoşuna gidecek mi? Soru olmadı, sana başka pozisyon buluruz. Yani belki genel müdür olursun. Belki tasarım alırız seni. Nasıl aklıma gelmedi ya. Muhasebeye ne dersin? Ömer Bey, yapmayın lütfen. Ah Defne, ah. Ah. Ne, tamam, hadi. Basma artık suratına. Bak kural bir. Bu ofis sınırları içinde gereğinden fazla surat asmak yok, tamam mı? Her an fotoğrafımız çekilecekmiş gibi gülümsüyoruz. Yukarı. Öğretemedim sana, yukarı. Hı. Ha, ha, böyle işte. Günaydın. Günaydın. Ne haber Defne? İyi, siz nasıl? Sinan, lansman sonrası tepkiler nasıl, iyi miyiz? Gayet iyi ortak. Hatta böyle sektör içindeki tansiyon bayağı yüksek. Yalnız bu basın konusunda biraz zayıf kaldık ya. Yani bizi böyle cayır cayır yazacak isimler gelmedi. Misal seninki. Kim? Ya bırak. Feryal işte. Ha. Feryal gelmedi değil mi? Feryal kim? Bozulmuş. Öyle diyorlar. Ne alakası var canım? Niye bozulsun? Ama sen daha iyi bilirsin niyesini. Şimdi ben bir şey söylemeyeyim. Artık ne yaptıysan kıza. Hani bir kırıklık mırıklık bir şey olduysa normaldir. Yok canım, ne kırması? Aşk olsun. O zaman Yasemin gelsin, konuşalım. Şaka bir yana, Feryal hakikaten önemli. Yani. İyi o zaman. Yasemin gelince beni ararsın. Hadi kolay gelsin. Anlaştık. Bay bay. Kendine gel, kendine gel. Kendine gel. İyi misin? İyiyim Ömer Bey. Şey, konuşmamız lazım galiba. Yok, konuşmayı gerektirecek bir durum yok. Zaten ne söylediğin değil, ne yaptığın önemli benim için. Bir şey de söylediğin yok zaten. Var. Söyleyecektim. Ne söyleyecektin? İşte neden böyle olduğunu söyleyecektim. Hiç gerek yok. Tamamdır. Ben anlayacağımı anladım zaten. Hayır, anlamadınız. Galiba yani yanlış anladınız galiba. Madem öyle, anlat o zaman. Anlat.
Efendim Sinan Bey? Peki. İsterseniz sizinle gelmeyebilirim yani. Sonuçta artık sizin asistanınız değilim. Doğru. Sinan'ın asistanısın. Ya ben öyle demek istemiyorum. Onun için söylemedim. Belki görüşme özeldir falan. Daha düne kadar benim asistanımdın Defne. Ben neredeyse bütün özelimi biliyorsun. Yani biliyordum diye. Demek ki bilmiyormuşum. Mesela Feryal Hanım'dan hiç haberim yoktu. Bazı şeyler de bana kalsın. Tabii. Kalsın kalsın. Artık ben de gittim. Rahat rahat şey yaparsınız. Yani hayatınıza bakarsınız. Ben mi sana git dedim? Ben sana dedim ki gitme. Bilmem farkında mısın? Ben hayatımda ilk defa birine gitme dedim Defne. Hayır yani daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum ki yani gerçekten bilmiyorum. Sanki inat ediyorsun anlamamakta. Yani daha mı açık konuşayım? Onu mu istiyorsun? Söyle. Tamam konuşurum. Hayır hayır. Neden? Neden Defne? Hadi beni ikna et. Yani niye biz sürekli dolambaçlı yollardan gidiyoruz? Niye açık açık konuşamıyoruz biz? Ben anlamadım. Seni dinliyorum söyle. Yapamam. Yapamazsın. Soru sormayın ne olur. Ya, yemin ederim elimden bu kadarı geliyor. Ben de böyle olmasını istemezdim ama. İstemeseydin olmazdı Defne. Neyse. Yine anlaşıldı bir yere varamayacağız. Bari geç kalmıyordum. Benimle gel. Gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da. Nasılsın Defne? Vallahi iyiyim Şükrü abi. İşte bildiğin gibi. Sen nasılsın? İyi. İyi de vallahi sen gideceksin sanmıştık. Çok üzüldük. Yani gittim ama öyle çok uzağa değil. Sadece görev yeri değişikliği diyelim. Ama işte yine de... Şükrü bir saniye bir şey okuyorum. Tabii ki efendim. Ömer Bey, nasılsınız? Gayet iyiyim, teşekkürler. Buyurun, Feryal Hanım içeride. Sizi bekliyorlar. Peki. Oo, Ömer. Vay. Nihayet. Oha. Şahanesin, her zamanki gibi. Demek ki bu sözleri duyabilmem için biraz ilgisiz kalmam gerekiyormuş. Ben yine de o kadar ilgisiz kalma derim. Yalnız gelmemişsin. Merhaba, Feryal ben. Onu anladık. Yani ben de Defne memnun oldum. Hadi bahçeye geçelim Ömerciğim, boğulmayalım. Hayırdır? Moda haftası dönüşü hiç aramadın. Alışkın değilim ben böyle şeylere söyleyeyim. Aklımdaydın aslında ama malum işler. Yapma Ömer. Roma'da da işlerin çok yoğundu ama hiç ihmal etmedin beni. Fırsat olmadı gerçekten. Tabii. Kaçmak için her zaman bahanen hazır zaten. Hep işler, işler, işler. Senden kaçmak isteyen kim Feryal? Aşk olsun. O mümkün değil zaten. Kaçamazsın, bırakmam. Defne su iç istersen, boğuldum. Gıcık oldum, pardon. Gıcık yaptı da. Bu arada ayakkabıya bayıldım. Böyle retrodan günümüze uyarlamışsın daha yani. Annemin dans ayakkabılarından yola çıktım. Aa öyle mi? Öyle. Bence manken de çok doğru seçim bu arada. Ayakkabının ruhunu falan çok güzel yansıtmış. Bence daha iyisi olamazmış. Ya değil mi? Değil mi ama? Yani biz bu işte gerçekten çok iyiyiz. O zaman Ömerciğim bu şahane ayakkabının hatırına seni affetmeyi düşünebilirim. Tabii benimle Londra'ya gelirsen. Londra moda haftasında pek varlığımız yok bizim. Aslında istiyoruz ama henüz istediğimiz lobiyi kuramadık diyelim. Aşk olsun Ömer. Ben varım burada.
Sen yeter ki gel Londra'ya. Roma'da zaten kaynaşamamıştık. Belki isabet olmuştur. Kim bilir? Londra olabilir bizim şehrimiz. Ben yüzümü falan mı yıkasam, bir şey mi yapsam, dışarı mı çıksam mesela? Çünkü burada not alacak bir şey de yok malum. Böyle boş boş. Ömer, utandırdık kızı. Aslında tam olarak düşündüm. Ay dur dur, söyleme. Ya da dur. Aman. Boş ver, anlat. Emin misin? Değilim. Ay böyle döne 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 de uçacağım ha. Senin anlatacağın var mı? Anlaşılan sen her şeyi öğrenmeden rahat edemeyeceksin. Ama bana fark etmez yani. Anlat dersen anlatırım. Bak, sırf bu tavrın beni çıldırttı. Onun için yani, yoksa öyle hiç merak ettiğimden falan değilim. Anlat. İkisi ben bildim bileli flört ediyorlar. Ama iş hiç ciddiye bindi mi bilmiyorum. Bilmemiştir, bilmemiştir. Yani herhalde galiba. Vallahi en son geçen bahar Roma Moda Haftası'nda bir araya geldiler. Yalnız Feryal Hanım oradan biraz bozuk dönmüştü. Hah bak işte, demek ki Ömer Bey şey yapmış, öyle önemsememiş. Sebeplerini göndermiş demek onu. Değil mi? Galiba herhalde yani. Olabilir. Olabilir. Yalnız yeniden kaynaşacaklar gibi gözüküyor. Feryal Hanım bugünkü daveti red verdi. Ömer'le röportaj koyacağım akşama dedi. Akşam. nerede? Levent mi? Etiler mi? Öyle bir şey dedi ama. Ay! Ay! Ömer Bey'in evi. Of! Seni görmek çok iyi geldi. Röportajımızı yapalım bakalım. Ama bu ziyaretlerin sıklaşmasını umuyorum. Bir dahakine de eve bekliyorum. Hep benden bekleme. Sen de gel. Gelirim ama bak çat kapı. İyi misin? İyiyim, iyiyim, sağ ol. Bir sorun mu var? Yok, bir sorun yok. Sadece biraz fazla uzadı. Yani program açısından. İyi çalışmalar, kolay gelsin. Güle güle Ömer Bey. Gel bakalım. Kolay gelsin. Sana da. Torpidoyu açsana. Neden? Açsana, aç. Ömer Bey'in marketine alışverişe gittiğimizde almıştık. Geçen gün aldık. Bugün değil. Hı hı. Lansmandan önce. Anladım. Anladım. Yemeyecek misin? Cık. Yemeyeceğim Şükrü abi. İştahım kaçtı. Efendim? Hı? Efendim derken? Bir şey söyleyecektin herhalde. Ha, böyle çok önemli bir mevzu değil. Feryal Hanım'la görüşmeniz nasıl geçti onu merak ettim. Bağlayabildiniz mi işi? İşle mi ilgileniyorsun artık? İlgilenmeyeyim mi? İlgilen tabii. Ya da ilgilenme. Sen bilirsin. Güzel kadınmış. Öyledir. Geçen bahar Feryal Hanım'la Roma'daymışsınız. Aranızda bir şey olmuş galiba. Yani tabii. Özel hayatınız sonuçta. Bana ne de. Öyle Feryal Hanım'dan konu açmışken. Seninle Feryal'i konuşasım yok Defne. He.
Feryal yani. Ve hanım yok. Samimiyette senli benli seviyesi. Niye durduk? Ne demek istiyorsun? Açık konuş. Ne demek isteyeceğim canım? Bir şey demek istemiyorum ki. Ben öyle sohbet olsun diye şey yapıyordum. Basayım mı ben? Seni anlamaya çalışmaktan vazgeçmem lazım. Mümkün değil. Sizi anlamak çok kolay çünkü. Açık kitap gibisiniz maşallah. Çevir çevir oku. Defne. Ah Ömer. Ben de sen yoksun diye gidiyordum ya. Geldim amca geldim. Tamam. Odama gidelim. Tamam.